Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bu ara çok yoğun bir tempo var. Hem aktiviteler var, hem davetler var, hem bana gelen misafirler var. Sağ olsunlar, Allah eksiklerini göstermesin hepimize de. Buyursunlar, gelsinler, evlerimiz bereketleriyle birlikte misafirlerle dolup taşsın. Sağ olsun bana çok güzel bir orkide getirmiş. Onu da bu vlogumda kurstan dönünce yine bu bahçe işlerimi yaparken size göstereceğim değerli arkadaşlar. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum dilekçime de. O da burada senelerdir tanıştığım arkadaşlardan, ta Japonya'dan beri tanışıyoruz. Burada da yine yolumuz kesişti. Değerli arkadaşlar, benim bugün resim kursum var biliyorsunuz. Cuma günleri benim resim dersim var. Biliyorsunuz resimle de ilgileniyorum ve resim yapmayı da çok seviyorum. Ve arkadaşlar, bazen bu güzel bahçemde de resim yapacağım. Çünkü ortam buna çok müsait, resim yapmaya. Arkadaşlar bakın, insanların birden fazla hobisi olabilir. Onu da kanallarınızda gösterebilirsiniz. Yeni kanal açmış değerli arkadaşlar. Yani hobilerinizi de gösterin. Hiç sıkıntı olmaz. Çünkü zaten bu çiçek işi bir hobi. Diğer hobilerinizle de kombinleyebilirsiniz arkadaşlar kanallarınızı. Bugün dediğim gibi resim kursuma gideceğim. Esmeralda'cığım beni bekliyor. Fakat resim kursuna giderken de bizim her cuma burada Tervuyur'un pazarımız var. Oraya da bir uğramak istiyorum. Size de oradan görüntüler almak istiyorum. Bir yarım saat kadar. Fakat burada pazarlar yarım gün oluyor arkadaşlar. Bakın o kasabanın veya şehrin meydanında oluyor ve sabah 8'de açılıyor, 12'ye kadar oluyor. Ben de şimdi yetişeyim pazar kapanmadan. Oradan alabildiğim çiçekçi görüntüsünü alayım. Orada da güzel bir çiçekçi var. Genelde kesme çiçekler satılıyor ama tabii biz biliyorsunuz çiçek seven kişiler ne yapıyoruz? Farklı bir çiçek geldim diye ara ara da bu tür pazarlara da bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada bazı videolarıma yazılan yorumları okuyamadım bu yoğunluklardan. Kusuruma bakmayınız lütfen. Ben o yorumların hepsini okuyup size tek tek geri döneceğim arkadaşlar. Bazı videoları da izliyorum. İzleyemediğim videolar için de vicdan yaptım çok. Çünkü beni takip eden kimin kanalı varsa o kanalları açıp izliyorum arkadaşlar. Bu arada gözüme çarptı. Bu melek arkadaşlar. Bunun açıklamasını yapayım. Bu kanatlarını açmış bir melek. Başka bir simge değil. Çünkü bazen öyle zannedenler olabiliyor. Onu da açıklayayım. Bu kolyeyi hediye eden kişi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu vesileyle de ona dua ederseniz çok memnun olurum. Allah tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet etsin. Ben şimdi kursuma gideyim. Döndüğümde de bahçede vloglarımı çekmeye devam edelim. Görüşmek üzere. Evet, pazara geldik. Bakın pazarda böyle bir pazar. Her cuma burada kuruluyor değerli arkadaşlar. Her şey var burada. Yiyecek, içecek, yiyecek, çiçek, her şey var. Size böyle biraz görüntü almak istedim. Bakınız. Sıradan böyle çekeyim. Sizler izleyin değerli arkadaşlar. Ara ara ben de konuşurum zaten. Bunlara biz şeker lale diyoruz. Çok da güzeller tabi. Papatyalar. Bu çiçekçi hep bu köşede duruyor arkadaşlar. Bakın kalan şöler. Yoruldum da biraz. Dilim de bazen sürçebilir. Orkideler. Bakın bunlar dev orkideler değerli arkadaşlar. Bunlar çok büyük oluyor. Yani bunlardan almak istiyorum aslında. Bayağıdır arıyordum bu orkideden. Bir soracağım. Çok büyük bakın arkadaşlar. Yanındakiyle karşılaştırınca bayağı bir büyük. Çok hoş. Yani bundan almak istiyorum. Kesme çiçek de çok satılıyor burada. Biliyorsunuz. Bakın böyle aranjmanları bunlardan koyuyorlar. Bazıları bitmiş bile. Bakın çok güzel. Lale topları da var. Onları da çekeceğim sizle. Böyle topçuk topçuk. Lale mi bunlar? Ha değil. Bocura benziyor. Çok güzel. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Çok güzel. Bocur çiçeğine benziyor değerli arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bakın böyle de şey yapıyorlar böyle.
buket yapıyorlar. Çiçekçiler burada bu şekilde. Çok güzel. Mis gibi kokuyor yani. Bakın. Böyle. Çok da müşterisi var. Bakın burada pembesi de var. Değişik. Çok güzel. Çok bayıldım ya. Muhteşem çiçekler. Bakın diğerlerini de göstereyim ben size müşterileri rahatsız etmeden. Bakın pazarda böyle. Aa, şu da çok güzel. Bundan ha evet bunu hatırlıyorum ben. AVV'de görmüştüm. Çok da güzel yani. Hoş. Kesme çiçek reyonu böyle arkadaşlar. Ama şu orkideden isteyeceğim, soracağım. O orkideden bayağı bir arıyordum arkadaşlar. Bakın böyle buketler yapılıyor. Böyle kamyon karavanı. Böyle. Tatlı, balıkçı hepsi var. Arkadaşlar sordum. Koca bir buket çiçek. Yani şu karşıdaki bayanlara sordum. Bakın o elindeki koca buket. 23 euro. Ama şeyi de çok da güzel yani buketleri. Bir diğer buketi de 15 euroymuş. Arkadaşlar direkt euroya çevirmeyin lütfen. Yani eurodan TL'ye çevirmeyin. Dilim sürçtü yine. Bu şekilde TL yani 23 TL olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeyim ben pazarda. Bakın kıyafetçi. Güzel elbiseler var aslında. Bakmak lazım bunlara da. Ben hiç bakmadım ama gayet hoş güzel şeyler var. Bakın elbiseler çeşit çeşit burada da var. Yazlık sezon açıldığı için artık. Burada da bizim ha şu Tunuslu mu vardı, Faslı mı vardı? Evet o. Bakayım neler var. Hurma da var arkadaşlar. Her şey var. Arkadaşlar Faslı olması lazım bu arkadaşlar. Ben yine onlarla alışveriş yapmıştım. Böyle çerezli, kuru meyveydi. Hepsini satıyorlar. Ona bakacağım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyisiniz. Did you remember me? Yes. Yeah. Yeah, I remember. You yeah. asked with your... Yes, yes, yes. Yes. Tanıdılar beni arkadaşlar gördünüz. Ben ara ara alışveriş yapıyorum çünkü. Her şey var arkadaşlar, şey de var, meze de var, sebze de var, işte şey de var, zeytin de var, ilerleyen şeyler. Şimdi müşterileri rahatsız etmek için gitmiyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Elhamdülillah, iyiyim. Ben de iyiyim elhamdülillah. By the way, I taken video for my YouTube channel. No problem. Thank you. Thank you very much. Teşekkür ederim. Şükran. How can I say it in Turkish? Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. How can you say it the next? Rica ederim. Grahidan. And you are welcome. You are welcome. No problem. Actually, Turkish, English, Netherlands, which one prefer you? English. English. Okay. Turkish because I love the Turkish. Thank you. Thank you. Actually, by the way, I wondered the mango, dry mango. First, actually, I didn't eat before. You can try. Okay, thank you. Good. Deneyebilirsin dedi. By the way, what? Teşekkür ederim. Afiyet olsun dedi arkadaşlar. What is the price? The kilo is 24. Kilo. No, ne kilo, gram. You can choose how much do you like. You can take like for 2 euro, 3 euro. 200 gram? 200 gram, so I can okay. see how much. Okay. Maria.
And the apricot? That's like $4.90. Okay, no problem. Yes, yes, something else? Apricot. Dunker, dunker one. No problem, I know. From Turkey. I know you know. Thank you, thank you very much. Arkadaşlar bak ikisini de denetiyor bana. 200 grams. Yeah, of course. Yeah, so in Turkish dessert şekerpare. what is name of the your Market? Country? That's Huriba. 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 But normally that's without honey. Honey. Ah, yeah. That's without. For us, for market, it's without honey. Ha. Bu da balıkçı arkadaşlar. Çok yaklaşmıyorum. Hani Covid'den de hem çok da yaklaşıp da insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü alışverişlerini yapıyorlar arkadaşlar. Ben şimdi pazarın öbür tarafına geçeceğim. Evet. Bakalım burada neler var. Burada da kazaklar falan var. Değişik şeyler var arkadaşlar. Bir bakayım diyorum ama. Evet arkadaşlar, yine her zamanki gibi çana denk geldik. Geçen biliyorsunuz yine böyle çan çalıyordu. Bakın. Burada içecekçiler de var. Durup böyle içeceğinizi içebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bir de bizim burada bu akşam arkadaşlar Tavern Wolfsum'un 150. kuruluş yılıymış. Dolayısıyla konser var, alan kuruluyor. Hatta ben gelirken gördüm arkadaşlar. Bu da peynirci arkadaşlar. Burada peynirler çok şeydir, revaçtadır biliyorsunuz Hollanda'nın. Ben de Flaman bölgede olduğum için bayağı bir peynir üretiliyor. Hatta çok güzel peynirler var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Burada ben bu tişörtlere bakıyorum. Çok hoşuma gitti. Fiyatına baktım. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi bir pazar mağazası arkadaşlar. Her şey var. Aynası var, giyinme kabini var. Bildiğiniz böyle mağazayı böyle tıra çevirmişler. Tır dorsesi şeklinde geliyor arkadaşlar. Çok da güzel. Bakıyorum bu arada bana. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Çok beğendim. Çok hoş. Bakın burada da böyle etçi, tavukçu. Yine başladı bizim şey çalmaya arkadaşlar. Çan çalmaya başladı. Sebzeciler. Bu sebzecilerden çok vardı. Çekmedim arkadaşlar. Gerek yok diye. Değişik şeyleri göstermek istiyorum size. Bakın kıyafetler, tulumlar gayet güzel yani. Şık. Ah! Excuse you. Yine bahtımıza çan sesi. Tam çekim yapacağız. Bakın çok güzel. Her şey çok güzel. Burada çilek de çok satılıyor arkadaşlar. Çok çeşitli çilekler üretiliyor. Evet arkadaşlar, burası bizim Lady Flower. Oradan da arada alışveriş yaptığım oluyor. Orası da güzel bir mağaza. Çiçekçi. Bakın bunlar da bahçe çiçekleri. Ya bizim pazarlarda çok çeşitli çiçekler oluyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca hani çekmeye çalışıyoruz ama inanın o kadar çok çiçek oluyor ki bazen hani çekim yapıp da yani uzun süre çekim yapıp sıkmak da istemiyorum sizleri. Bakın petunyanın siyahından, Türkiye'de de var ondan. Küpeliler, çeşit çeşit küpeliler. Yani bakın çiçekler çok güzel. Petunyalar. Çok da güzel yani, hepsi harika. Sardunyalar arkadaşlar, görüyorsunuz. Müthiş, güzel. Bakayım fiyatı ne kadarmış. Arkadaşlar 5 tane alırsanız 10 euro, tek alırsanız 2,5 euro. Ama fiyatlar uygun, güzel. Çok da güzel yani. Bu çiçekçiyi de çekiyorum sizin için. Bu da ayrı bir çiçekçi. Bu saksı çiçekçisi, diğeri buket çiçekçisi arkadaşlar. Bakın. Güzel güzel çiçekler hep. Ama benim aklım, bakın arkadaşlar şu şeker lalenin rengine bakar mısınız? Müthiş güzel. Ne kadarmış bakalım fiyatına? 2,5 euro arkadaşlar.
5 tane alırsanız 10 euro. Yani bir tanesi bedavaya geliyor. Çok da güzel. Maşallah maşallah. Aa, bakın arkadaşlar ne gördüm. Bu bizim ceylan gözünün ağaç formunu yapmışlar arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Ceylan gücü Sardunya'nın ağaç şeyi versiyonu. Ve 25 euro. Arkadaşlar bak bunu TL'ye çevirmeyin. Bu 25 TL düşünün. Bu koca saksı 25 TL. O kadar da güzel yani. Evet, bakın karşı reyonda da yine çok daha farklı çiçekler var. O tarafa da geçeceğim. Dağ güllerini görüyorsunuz. Her rengi var hemen hemen. Bunlar da güzel çiçekler. Böyle mavi mavi açıyor. Top top açıyor. Bilirsiniz bunu da zaten. Bakın şöyle çiçeği. Türkiye'de de var. Arkadaşlar diğer tarafı da çekeceğim şimdi size. Mümkün olduğunca hani her şeyi göstermeye çalışıyorum ama inan o kadar çok tür var ki. Burada da sebze fideleri var. Görüyorsunuz hepsi var. Yani reyhanından tutun da marulluğuna kadar. Böyle bakın kare kare alıyorsunuz. Paket paket. Şöyle. Ben de böyle alıyordum. Görüyorsunuz insanlar ne kadar saygılı bir şekilde sebze yetiştiriyorlar. Tek bir tanesi bile ziyan olmuyor arkadaşlar. Bakın. Bu da karnabahar. Ben geçen sene almıştım arkadaşlar. Yaptı benim karnabaharım evde. Hep böyle fideler var görüyorsunuz. Yalnız ben size şey göstereceğim. Şurada beyaz bir çiçek gördüm. Onu çekmek istiyorum. Yavaş yavaş gidip. Mesela o daha güzel. Bakın. Onu da çok beğendim. Şu. Bakın. Harika. Çok güzel bir çiçek. Bakar mısınız şunun güzelliğine, muhteşemliğine? Ay Allah'ım. Bakayım kokuyor galiba. Mis gibi bir kokusu var. Evet, mis gibi de bir kokusu var arkadaşlar. Çok harika, çok müthiş. Ne kadarmış arkadaşlar? 10 euro. Yani 10 TL gibi düşünebilirsiniz bunu da. Gayet hoş, güzel bir çiçek. Ay Allah'ım. İkisinde de aklım kaldı. Bir bunda aklım kaldı, bir de ötekinde kaldı. Bakın burada da mis gibi karanfiller. Harika, harika. Bakın şu mintirik. Mintirik güzelliklere bakın. Harika, müthiş, müthiş. Harika. Yine böyle askılı petunyalar. Görüyorsunuz. İnsanlar alışverişlerini yapıyorlar. Çok güzel. Çok da beğendim. Burada da bu barış çiçekleri mi deniyor bunlara? Bunlar, yok bu barış çiçeği değil. Başka bu. Bundan bende de vardı Türkiye'deyken. Böyle bir pazar işte arkadaşlar. Bakın şurada da değişik karanfil bunlar da. Böyle top top. Bunların tohumları dökülünce çıkıyor. Benim Türkiye'de vardı bundan. Bakın yine bu da çok satmış. Bakın kalmamış bile. Burada çok çabuk çiçekler tükeniyor arkadaşlar. Hemen tükeniyor. Yani. Arkadaşlar ben aklımda kalan orkideye tekrar bakmaya geldim. Çünkü doğru karar vermek istiyorum. Ani karar vermek istemiyorum. Bu orkide ne bileyim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bundan alacağım bir tane. Hangini? Şimdi bir tane seçeyim. Çünkü telefondan hem telefonla çekip hem de orkideyi seçemiyorum. En son seçtiğimde size hangisini aldığımda gösteririm. Almış olduğum orkidenin büyüklüğünü anlamanız için şöyle bir çekim yapıyorum size. Bakın orkidenin saksısı şurada. Fakat kendi koltuğun ta öbür ucuna kadar uzanıyor. Böyle büyük bir orkide aldım. Çünkü bunu ben geçen sene Carrefour'da görmüştüm. Almadım. Şimdi de dedim ki hazır pazarda gördüm. Çünkü çok sık görmüyorum bu tür büyük orkideleri. Ve hemen kaçırmadan aldım. Esmeralda'da resim kursundayım. Esmeralda'cığımın şu güzel kalonşasının rengine bakar mısınız? Ya müthiş güzel. Bakın. Çok harika. Bizim burada Belçika'da büyük satılıyor saksılar. Bakın bu sepet de bayağı bir büyük. Ben şöyle çekeyim size. Bakın Esmeralda'cıma yaptığım doğum günü aranjmanı. Burası balkonu Esmeralda'nın arkadaşlar. Bakın. Arkadaşım burada büyütüyor sevgiyle. Esmeralda'nın bu da kaktüsü. Evet. Ben şimdi yavaş yavaş içeriye derse doğru katılayım. Evet, ben bu resmi yapacağım inşallah. Manzara resmi. Çizdim, boyamasını yapacağım artık.
arkadaşlar, size çekim için hazırlık yaparken garajımdan bazı malzemelerimi alacaktım ben. Ve garajımdan malzemelerimi alırken de arkadaşlar bir şey fark ettim. Burada benim bu arada ayakkabılarım var. Türkiye'den gelen kışlık veya yazlık, işte ayırdım ben onları, geri gelmişken göstereyim. Şunu diyeceğim arkadaşlar, ben buradan şu raflarda benim mesela bahçe malzemelerim var. Bakar mısın, size bunu çekmek istedim. Ben bunları buraya koymuşum arkadaşlar ve dolayısıyla bakın burada bunların hepsi yavrulamış, köklenmiş. Görüyorsunuz işte, bakın, Allah ol diyor, oluyor. Büyümüşler, bebek olmuşlar. Yani neden unuttum derseniz, o kadar çok işim var ki, o kadar çok bahçede işim var, yapraklarım çok. Bunları burada unutmuşum değerli arkadaşlar. Yani tamamen sukulent ve kaktüslerimin adetlerinin fazla olmasından kaynaklı böyle bir durum yaşamışım. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Şimdi bahçeye çıkacağım. Ben tabii evden de çıkabiliyorum bahçeye. Burada çöpleri ayrıştırıyoruz demiştim ya değerli arkadaşlar. Bakın, bu mavi olan plastik atık, sarı olan da ev ve mutfak atıkları değerli arkadaşlar. Yani çekerken de böyle bir şey oldu, size göstermek istedim. Yani böyle bir Allah'ın bereketi işte, görüyorsunuz bakın, tamamen garajda büyümüş benim. Görüyorsunuz. Hadi şimdi bahçeye çıkalım. Orkidem akşam bana misafir gelen değerli arkadaşlar tarafından hediye geldi. Bunu da size bu şekilde açıklamak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Dilekçim bana böyle güzel bir hediye almış. Çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu orkide çok ıslak olduğu için ben bunu birazdan sulamayacağım. Diğer orkidelerime su vereceğim. Bakın, o kadar ıslak ki artık kağıt ne hale gelmiş. Bunu sökmeye çalışıyorum bir yandan da. Çünkü güneş görmesini istiyorum. Bakın çok sulanmış. Bunu sulamayacağız. Arkadaşlar, bu şekilde olunca sakın sulamıyoruz orkidelerimizi. Bakın. Rengi çok tatlı, çok hoş, çok güzel. Bakın, harika. Bakın. Yani o kadar sulanmış ki bunu sulamıyoruz arkadaşlar.
bunları bugün Tervuren Cuma pazarından aldım. Böyle çok güzel çiçekler. Bunlar Bocu çiçeğinin bir değişiği zannedersem. Çok da güzel, bakın şöyle. Harika, müthiş çiçekler. Çok hoş, çok güzel. Size bu çiçekleri yakından da göstermek istedim. Çok hoşuma gitti ve bunları pazardan satın aldım. Almış olduğum XX Dutch boyutundaki orkidemin büyüklüğünü anlayabilin diye benim boyumla ve diğer orkidelerle mukayesesini gösterdim değerli arkadaşlar. Bu tam beyaz renk değil yalnız. Bakın böyle hafiften mor gibi yaprakları da var, çizgileri de var. Gördüğünüz üzere çok sağlıklı bir orkide. Ben bunu 16 euroya aldım. 16 euro da bu çiçek için hiçbir şey arkadaşlar. Bakın çok uygun fiyatla aldım ben bunu pazardan. Ve size de bunu göstermek istedim. Ben çünkü orkideleri de çok seviyorum. Evet, böyle güzel bir orkidem oldu. Bakın çok güzel. Şunun boyuna bakar mısınız? Şunun muhteşemliğine bakın. Süper, harika. Şimdi ben orkidelerimi arkadaşlar bakın şu arkamda konumlandırdım. Bakın burada niçin konumlandırdım? Burada şimdi ben onlara hem suluyorum hem de havalandıracağım değerli arkadaşlar. Çünkü orkidelerin de açık havaya ihtiyaçları var. Ve ben orkidelerimi artık bu şekilde bakın görüyorsunuz gölgedeler. Şu anda akşamüstü saat 6 civarı burada. Ve orkidelerimi bu şekilde dekoratif saksının içinde konumlandırarak su dolduruyorum. Ve yaklaşık 1 saat kadar bekletiyorum. Ve orada sularını süzdürdükten sonra tekrar içeri alacağım değerli arkadaşlar. Bu orkidemi de size göstermek istedim. Ve gördüğünüz gibi bakın şu arkadaki küp değerli arkadaşlar. Bu küpü ben şeyden aldım. İznik'ten aldım. İznik. Bursa'ya bağlı tarihi bir şehirdir. Yani daha doğrusu kasabadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk temellerinin atıldığı yerdir İznik. Ben çocukluğumda da çok giderdim. Orada da akrabalarım var. Küpü İznik'te bir küp ustasından aldım. Küp imalathanesinden. Atadan dededen kalma bir yer ve muhteşem bir yer. Hatta bir Osmanlı dizisi içinde bir takım ekipmanları da orada yapıyorlardı ben oradayken. Diziden insanlar vardı. Yani sorumlu kişiler vardı öyle söyleyeyim ziyaret ettiğimde. Bakın bu çiçeklerimi bu küpümde konumlandırarak şık bir görüntü elde ettim. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Sizlerle de paylaşıyorum videomda da. Gelip bir şeyler söylüyorum kameraya. Bununla birlikte niçin söylüyorum? Gördüğünüz gibi benim çimlerim papatya çimi karışık. Yani burada bu standart değerli arkadaşlar. Birkaç videomda da göreceksiniz. Çünkü videolarımı çekip kanalıma atıyorum. Ve sizler onu vakti geldiğinde izliyorsunuz. Bakın çimlerimi biçtim. Yine papatyalar var. Yani papatya çimi bu. Ve Türkiye'de de satılıyordur. Burada benim komşularımın da bu şekilde. Buna da açıklama yapmak istedim değerli arkadaşlar. Bakın papatyalarım hala varlar. Geçen sene de vardılar, kışın da vardılar. Kışın da çiçek açıyorlar bu şekilde ama tabii bu mevsimde daha bir coşuyorlar. Size bugün hangi videoyu çekeceğimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 2 hafta olacak. Tam tarihini hatırlayamadım ama bu kaktüsümü sizinle birlikte dip kısmını keserek benim bahçe toprağıma ekmiştik biliyorsunuz. Şimdi sizinle birlikte bu kaktüsümü ilk defa sökeceğim ve kestikten sonra nasıl bir gelişimi olmuş buna bakacağız sizinle birlikte. Aynı toprağa yani yine bahçe toprağında büyütmüş olduğum bu
Keveri Elegance Rose sukulentlerimin de son durumunu tekrar göstermek istedim. Ben Türkiye'deyken de çok aktif bir çiçek hayatım vardı. Bunu hep söylüyorum size ama beni yeni takip alan arkadaşlara da bunu tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi görüyorsunuz bu sukulentimi arkadaşlar sizinle şimdi bir tanesini söküp kök gelişimine bakacağız. Mesela sukulentlerden bir tanesini sökeyim. Şunu sökeyim mesela. Bu içimden bu geldi. Şimdi bunu oynatacağım yerinden ama arkadaşlar bakın görün diye. Şu bakın şimdi bakın. Şimdi bana mesela herkes şey diyor. Yani işte toprağı niçin öyle yapıyorsunuz ya da işte toprağınız böceklenmiyor mu? Şudur bu da böceklenmiyor arkadaşlar. Ben veya benim gibi bu yöntemlerle çiçek yetiştiren herkes toprağını özenli seçiyor zaten. Bakın ben size yakın çekimde de gösteriyorum. Bakın kök gelişimleri nasıl ve benim toprağıma bakın arkadaşlar nasıl. Bakın yakından da gösteriyorum size. Ben dediğim gibi sukulent ve kaktüslerimi bu şekilde yetiştiriyorum. Benim videolarımın hepsi delilli ispatlı arkadaşlar. Bakın bu toprağı ektik yine sizinle birlikte. Zaten bunlar benim bahçe toprağımda büyümüşlerdi. Ben o sepetimde aranjman yapacağım için bunları tekrar bu saksıya aldım. Ve kök gelişimleri bakın arkadaşlar. Görün bakın yakın çekimde zaten gösteriyorum da. Yani yorumsuz bakın. Çok tatlı bakın yani çok güzel. Böyle portakal rengi çiçekleri var. Buyurun bakın yetiştirmiş olduğum bahçe ve orman toprağı ya da içine torf da katıyorum biliyorsunuz. Kök gelişimi bu şekilde arkadaşlar bakın sağlıkları da bu şekilde dolu dolu formlarda. Bunu da şuraya düzgünce ekmeye çalışacağım. Evet yani ben bu şekilde yetiştiriyorum nacizane. Benim yöntemim de bu. O yüzden arkadaşlar herkesin bir yolu var. Herkese de yolunda başarılar diliyorum. Şimdi kaktüsümü de arkadaşlar sizinle birlikte ilk defa yerinden sökerek kök gelişimi nasıl onu göstermek istiyorum. Öncelikle şu anaç olanı alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi ben ne yaptım? Bu kaktüsümü şuralarından hafif alayım. Sizler de görün yakın çekimde zedelemeden nazik ve kibar bir şekilde. Evet bakın ne yaptım arkadaşlar ben? Kaktüsümü yani bunu kestim. Tekrardan bahçe toprağı ve hafif de torf karıştırarak bu kaktüsümü direkt kesip ektim bakın. Yorumlardan bir tanesinde şey vardı. Nilüfer Hanım ne zaman su vereceksiniz diye. İki gün sonra ben su verdim. Bir de bakın değerli arkadaşlar benim kaktüsüm kaç tane de yavru yapmış. Bunlardan bir tanesini geçen sulama yaparken görmüştüm. Şöyle göstereyim. Bakın bunu sulama yaparken görmüştüm ama şunu ve şunu değerli arkadaşlar şimdi gördüm. Sizinle birlikte bakıyorum başka da var mı? Başka da arkadaşlar yine kökler geliyor. Ve bu şekilde bakın kaktüsümü ben büyütüyorum naçizane. Sadece bunlar değil arkadaşlar. Bakın benim takip ediyorsanız videolarımı özel tur pahalıya almış oldum. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 100 euroya ya da 140 euroya İtalya'dan getirtmiş olduğum özel kaktüslerimi de aynı şekilde büyütüyorum. Ve şimdiye kadar da kayıplarım olmadı. Yani kaktüs yetiştirmeye başladığımdan beri aynı şekilde toprak yapıyorum arkadaşlar bakın. Ben tabii ki diğer topraklar alanlara da saygı duyuyorum. Ama benim videolarımın ya da kanalımın amacı bu şekilde de yetiştirilebiliyor. Zaten Türkiye'mizin köylerinde annelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz, teyzelerimiz çiçeklerini hep bu şekilde yetiştiriyorlar. Ve benden daha güzel kaktüs ve sukulentleri ya da çiçekleri olan değerli köylerde yaşayan dostlarım var. Onları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Büyüklerimin ve küçüklerimin. Çünkü onlar çiftçi olarak çok büyük işler başarıyorlar. Onlar olmazsa biz aç kalırız değerli arkadaşlar. O nedenle hepsine şükranlarımı sunuyorum. Allah size bol hasat, bol bereketli hasat mevsimi versin inşallah. Değerli arkadaşlar bakın bu şekilde ben yine size delili ispatlı kanıtımı sunmuş oldum. Toprağımı da görüyorsunuz. Şimdi yakın çekimde size göstereyim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bereketinizle, iyi niyetlerinizle ve iyiliklerinizle hoşça kalın.